Tayyip Erdoğan giderse çökeriz, biteriz. 100 sene geriye gider. Türkiye diye bir şey kalmaz. Altılı çete değil, onlu çete bu ya. İçinde Fethullah Gülen'i de var, Amerikası da var, İsrail'i de var. Sadece burada yaşlılar yok. Birçoğumuz Z kuşağından. Z kuşağı yerli otomobil istiyor ablacığım. Uçak istiyor. Gelecek istiyoruz. Konya'ya ülke diyen bir adam var karşısında ya. Bravo. Yapmayın ya. Hadi arkadaşlar vizeleri alın, Konya'ya gidiyoruz hep beraber. Bravo. Tatile Konya'ya gidiyoruz hep beraber. Erdoğan giderse Türkiye de gider. Erdoğan giderse ülkeden gider. Devlet gider. Darmadağın oluruz. Vatanımızı satarlar. 50 yıl geriye gider. İç savaş çıkar. Türkiye batar, mahvolur. Ülkedeki yapılan tüm yatırımlar durur. Tamam. Türkiye'nin sonu olur. Kesinlikle gitmeli. Çok daha iyi olacağına eminim. Bizim için Erdoğan her şey. Bizim kırmızı çizgim. Türkiye batar. 90'lı yıllara geri döneriz. Erdoğan giderse halimiz duman olur. Erdoğan giderse Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel güçlerin eline düşer. Çanakkale'de bu devletin askeri havyar yemedi. Havyar yiyerek kurtarmadı bu ülkeyi. Adam soğanın parasını ödüyor. Bunu televizyonlarda izledik. Soğanı çöpe döküyorlar. Buğdayı çöpe döküyorlar. Bunu anlamamak için, görmemek için kör olmak lazım. Bu devletin askeri Çanakkale'de havyar yiyerek kurtarmadı bu devleti. AK Parti giderse ülke biter. Erdoğan geldi, ne olduysa Erdoğan giderse tam tersi olur. 80 öncesinin biz her türlü emperyalizme karşıyız diyen solcuları şu anda emperyallerle beraber el ele oldular. Ülkemizin kuyusunu kazıyorlar ama biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi kesinlikle ve kesinlikle gavur sevincilere teslim etmeyeceğiz. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı vermeye vallaha da billaha da hazırız. Erdoğan giderse bu ülke gider. Ülke batar. Vatan gider. Bayrak gider. Zaten besbelli kardeşim. Adamlar ağzıyla söylüyor. Erdoğan giderse ülke biter. İlerleyen zamanda iç savaş başlar. Onun başörtüsü çekilir. Ayasofya ibadete kapanır. Ülkemde iç savaş başlar. Bu ne olur? Bugün sen beni vurursun, yarın o seni vurur. Sonra dış güçler bize bir saldırır. Ondan sonra ülke gider. Biz Suriye'ye giriyoruz ya, oraya giriyoruz. Akıllı oynuyor benim başkanım. Yaklaştırmıyor. Oraya yaklaş. İki gün sonra direkt sana dalar. Yaklaştırmıyor. Uzakta tutuyor düşmanı. Akıllı olacaksın. Allah benim cumhurbaşkanıma uzun ömürler versin. Adam anasına babasına bakmıyor. Benim reisim maaş bağlıyor. Anası babası hasta. Evden gidemiyor. Doktoru ayağına geliyor. Bakıcısı ayağına geliyor. Ya nereden nereye gelmişiz? Ülke kolay kazanılmadı. Soğanla patatesle kazanılmadı. Ülkemizin üstüne oynanan oyunlar var. Biz bu oyunlara gelmeyelim. CHP İstanbul'u aldı. 3,5 yıl oldu. Denedik değil mi? Belediye yönetiyorsun ve sen belediyede İmamoğlu, hizmet yapamıyorsun. Metrobüsler yollarda kalıyor. Tramvayların yollarda kalıyor. Halk isyanda. Şu ülkeye gerçekten diyorum hiçbir şekilde çivi çakılmadı. Yıkılmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. HDP, PKK hepsi bir araya toplanmış. Bir tane elle tutulur yaptıkları hiçbir şey yok. Bundan 20 sene öncesini bir araştırdığın zaman Alibeyköy'de yemin ediyorum okula. Buraya kadar su basıyordu, okula gidiyordum abi. Kardeşimi kucağımda taşıyordu. Recep Tayyip Erdoğan geldi abi. Geldiği günden beri Kur'an çarpsın adam. Ya evini yurdunu bıraktı ya. Ailesine zaman ayırmıyor ya. Biz eşimizle dostumuzla oturuyoruz. Bir saat dosya bir çay içiyoruz. Adam ya kendi kızı Emine Erdoğan diyor ki ya baba diyor bir geceni de bize ayır diyor ya. Bir geceni. Bu aşk ya. Bu gönül işi. Ya bu vizyon ya. Abi gönül insan adam isteyerek çalışıyor ya. Severek çalışıyor. Ya bu gördüğünüz şey gerçekten bizim gururumuzdur abi. Z kuşağı kardeşlerim size sesleniyorum. Bu adam geleceğin umudu. Ümmetin umudu. Görün. Okuyun. Gözle gördüğünüz şeylere inanın. Ülke batar. Erdoğan giderse mahvoluruz. Erdoğan giderse Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmaz. Ne diyorlar? Gelince diye 100 yıllık cumhuriyeti değişeceğiz, kaldıracağız diyorlar. Ne kadar Türkiye düşmanı, bayrak düşmanı, ümmet düşmanı, Müslüman düşmanı ne kadar varsa hepsi Zillet İttifakı'nı destekliyor. Ekrem İmamoğlu gibi ben de Trabzonlu ofluyum. Bunun gibi bir hemşerim olduğundan çok üzgünüm. Çünkü ben çok üzgünüm şundan, ben hastanelerde rehin kalmışım. O yüzden bunlar gelirse yine hastanelerde rehin kalacağız. Tayyip Erdoğan eğer şu hastaneleri yapmasa idi. Şu insanlar nerede tedavi olacaktı? Tayyip Erdoğan'a kim hesap soracaksa? Tayyip Erdoğan kim tehdit ediyorsa bugün ben onun karşısındayım. Eğer Tayyip Erdoğan giderse Türkiye biter. Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz. Abdülhamid'i yediler ama onu yedirmeyeceğiz. Bu sorunun cevabını Erdoğan'ın taraftarı olan da olmayan da çok iyi biliyor. 20 senedir bu memlekette olanlar göz önünde. Bugün insanlar pahalılığı bahane ediyor ama gelip geçmeyecek şeyler değil abilerim, ablalarım. Türkiye bu durumlara, bu senaryolara ilk defa düşmüyor. Bunlar gelip geçici şeyler. Ben az önce şu milli gururu, şu milli eseri her metrekaresine kadar inceleyerek, en ince ayrıntısına kadar bakarak, yaşayarak, görerek geldim. Evime o kadar gururlu, mutlu dönüyorum ki. Bu bizim milli gururumuzdur. Bu dünyaya meydan okumaktır. Bu
Türkiye Cumhuriyeti artık ayakları üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir anlamda size bağlı değildir demek. Hem içimizdeki hem dışımızdaki keferelere meydan okumaktır. Allah korusun, Erdoğan vefat ettiği zaman ben inanıyorum ki bütün İslam alemi günlerce cenaze namazı kılar. O derece o vasıfta bir insan. Bütün Müslüman ülkelerin nezdinde İslam'ın, İslamiyet'in ayağa kalkması, kurtuluşu bir simge isim olarak görülüyor. O adamla ben, başka bu bir dakika. Bunun aksine de altılı masa, sekizli masa artık kaçtıysa bilmiyorum. Allah aşkına bir tanesinin esamesi derde kim okur çok merak ediyorum. Bu hainlere ülkeyi mi bırakacak? Gelecekler hem ülkeye bir çivi bile çakmayacaklar. Ülkemizin topraklarına saldırı yapacaklar. İnsanlarımızı öldürecekler. 4 yılda bir yaptığı şey çeşme açmak. Çeşmeden başka bir şey yapmadı. Türkiye yıkılır. 20 yıl önceye gideriz. Bu adam giderse Amerika'nın, İtalya'nın, bilmem İngiltere'nin, dış güçlerin himayesinin altına girmiş oluruz. Ölümüne Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Ölümüne onu destekleyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar adamın peşindeyiz. Erdoğan gitmez. Mümkün değil. Erdoğan giderse bu ülke en az 50 sene geri gider. Bunlar ne yapacak geldikleri zaman? Diyecekler ki kasayı boş bulduk. Gan kaz aldık diyecekler. Ne yatırım olacak? Ne orada ne ev yapılır ne yer yapılır? Bu nesil görmüyor. Aslen Karslıyım ve Kürdüm. Erdoğan giderse yanı başımıza Suriye'de bir Kürt devleti kurmasına göz yumacaklar. Kılıçdaroğlu ülkeyi 25 eyalete bölüp üreteceğini söylüyor. HDP'yle ortaklık yapacaklar. Ülkeyi bölecekler. Yarın öbür gün Erdoğan giderse kardeş kardeşi katledecek. İnsanlarımız sağduyulu olması lazım. Erdoğan giderse biz de gideriz. Terör örgütüne göz yumarsın. Akdeniz'i onlara bırakırsın. SİHA'lar, İHA'lar gömersin. Aselsan, TÜBİTAK kapatırsın. Erdoğan'ın gitmesi tabii ki kaostur. Çünkü bunlar bir kere özerklik olacağını söylüyorlar. HDP ile işbirliği yapıyorlar. Birbirleriyle geçinemiyorlar. Bundan önceki koalisyonlar kaosu getirdi. Kendi aralarında mutabakat sağlamadan Meral Akşener ben noter değilim dedi. En ufak bir şeyde ben noter değilim diyecek. Davutoğlu ne dedi? Bizim iznimiz olmadan, onayımızı almadan Cumhurbaşkanı karar alamaz dedi. Yani bu ne demek? Bir tıkanıklık demek. Bu kaos demek. Kaos, anarşi demek. Gençlerin işlerini kaybetmesi demek. Gençlerin teröre, şiddete yönelmesi demek. Güneydoğu'dan o YPG, PYD'nin duvarları kırıp silahlarıyla Doğu Anadolu'dan işgale başlaması demek. Ege'de Yunanistan'ın işgale girmesi demek. Göklerdeki gördüğünüz bayraklar iner, yerine birilerinin bayrakları asılır. Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Biz iktidara geldiğimizde derhal Avrupa Birliği vizesi alınacak dedi. Doğru söyledi aslında. Millet belki anlamıyor ama gerçekten doğru söyledi. Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde uyum yasaları gündeme geldi ve yasalaştı. Sadece bir yasa hariç. O da neydi? Terörle mücadele yasası. Avrupa Birliği dedi ki siz terörle mücadele yasasını kaldırırsanız vizeniz cebinizde, hem de 5 yıldızlı. Ama Türkiye bunu kabul etmedi. Şimdi Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde HDP'nin ultimatomu da o yönde biliyorsunuz. Terörle mücadele yasasını kaldırdıklarında diyorlar ya cezaevindekiler, PKK, FETÖ'cüler hepsi çıkacak. Nasıl çıkacak? Terörle mücadele yasasını ortadan kaldırdığınızda bunlar dışarı çıkacak. Bunlar dışarı çıktığı zaman da Avrupa zaten vizeyi verecek. Yani bu onlara özel bir durum değil. Şu anda da eğer Recep Tayyip Erdoğan liderimiz terörle mücadele yasasını kaldırmış olsa 5 yıldır vize cepte. Geçenlerde biliyorsunuz Finlandiya Cumhurbaşkanı ülkemize geldi NATO üyeliği çerçevesinde. Orada bir laf söyledi. Hiç kimse bunu gündem yapmadı maalesef. Ne dedi Finlandiya Cumhurbaşkanı? Şu an dünyada herkesle ama herkesle istisnasız görüşebilen dünyadaki tek lider sizsiniz dedi Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bunu görmek lazım. Şu anda biz boşuna ona dünya lideri demedik. Ölümün arkasındayız. Meral Akşener dedi ya dedem Abdülhamid indirdi. Ben de Tayyip Erdoğan'ı indiririm. Gelsin de indirsin görelim. Abdülhamid'i yediler ama Tayyip Erdoğan'ı maalesef yemeyecekler. Yedirmeyeceğiz. Yedirecek miyiz arkadaşlar? Hayır. Yedirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıp Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden ve yine güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Her şey gider. PKK gelir. Küffar gelir. Ben Kürdüm ama Tayyipçiyim. Ben de Arap'ım. Tayyipçiyim. Erdoğan giderse, güzel projelere sahip bir insan gelirse hiçbir şey olmaz. Karşısında hiçbir projesi olmayan rakip olduğu için iyi olacağını düşünmüyorum. Amerika kazanır, düşmanlar kazanır, biz mahvoluruz. Bunlar çöpleri toplayamıyordu ya. Çöpü toplayamaz, çöpü. Memleket yönetmeyi bırak. Ben 2002 yılında Muş'ta askerlik yaptım. Elazığ'dan bir Muş'a gitmek için tam 4 konvoy değiştirdik. Ne için? Terör yüzünden, PKK yüzünden. Dağda komandolar bizim korumamızı bekliyordu. Ama şu anda adam Muş'a git, Bingöl'e git. Ya çok rahat, bisikletine bin, buradan doğuya gidebilirsin. Pervin Buldan ne diyor? Sayın Apo'nun diyor serbest kalması için buna oy vermemiz lazım. Apo serbest kaldığı zaman ne olacak? Senin bu çocuğun geleceği güvende mi, kucağındaki çocuğunun?